Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün çapalama makinemiz arıza verdi. İlk arızasını verdi. Bunu götüreceğiz. Ödemişe götürmemiz lazım. Biliyorsunuz en son çapalama makinemizi kullandığımızda ın, ın, ın diye çalışıyordu. Böyle çalışırken diyor kesiyordu gücünü. Niye yapıyordu bilmiyordum. Hani anlamıyorduk. Karbüratöründen bence büyük bir ihtimal ama karbüratör de biraz karmaşık bir yapı. Zaten bunların karbüratörünü ben hiç bilmiyorum. Motor bölümü okudum ben ama motosikletin falan biliyorum. Bunlarınkini bilmiyorum. Neyse bence karbüratörden kaynaklanıyor. Pislik falan kaçtı içine büyük bir ihtimal. Ondan dolayı benzin akışı tam geçmiyor. Bunu Ödemiş'e gittim sordum ben oradaki tamircilere. Buraya getirmen gerekiyor dediler. Hani sadece karbüratörü söküp götürmeyi düşünüyordum. Makinenin komple gelmesi lazım dediler. Şimdi kasasından çıkaracağız. Gidonu da çıkaracağız. Bu şekilde arabamızın bagajına sokmaya çalışacağız. İnşallah sokabiliriz. Ağır da bir şey bu. 90 kilo falan var. Bilmiyorum galiba annemle iki kişi Olan bana alacak yine. zorlana sokmaya çalışacağız bakalım. Cücüklerin şeyine baksana abisi. Tavuk Keyiflerine. cücüler Kullanıyorlar. tavuk oluyor gari. Büyüdüler. Kum banyosu yapıyorlar. Şimdi bunu dediğim gibi Ödemiş'e götüreceğiz. Orada bakalım nesi varmış, nesi yokmuş. Orada devam ederiz artık. Orada Kalk. serbest bir şarkıcı yok. Çıkma. Şarkıcılar hep şarkı söyleme. Sorun yer acaba. Şunu az böyle kaldırıver hani bakalım. Bunun bile ortalık çürümeye başlamış hemen. Girer herhalde değil mi? Bu gidonu çıkar. Metre, nerede sen bir metreyle ölçsek ya. Evet, şimdi makinemizi yükledik. Zar zor 2 saattir sabahtan beridir uğraştırıyor bizi. Böyle tekerleklerini söktüm, gidonunu söktüm, gidonu sökülmek bilmedi. Bayağı bir uğraştım. Videoda çekmedim. Çok bana sinir olmuştum. Şimdi Ödemiş'e götürüyoruz. Ödemiş'te de bakalım nesi varmış. Hadi gidelim ha. Şimdi çapalama makinemizi yaptırdık. Karbüratöründe varmış. Pislik karbüratör temizliği oldu. Zaten tahmin etmiştim ben de. Hani büyük bir ihtimal karbüratörden kaynaklanıyor diyordum hatta. Neyse yaptırdık. Benim isteğim o abiyle de konuşup röportaj yapıp işte bunların dikkat edilmesi gereken konular ne, arızası neydi diye konuşmak istiyordum o abiyle ama röportaj yapmak istemedi. Ben de ısrar etmedim. Abinin bana tavsiye ettikleri var. Hani röportaj edemedim ama bana söylediği kısımlar var. Şimdi araç kullanıyorum. Tek tek onları anlatmayayım. Köye gidiyorum şimdi. Şeyi çapalamayı kattık bagaja. Buradan köye geçeceğim. Köyde anlatırım ben size. Bazı dikkat edilmesi gereken noktalar varmış. Daha motorun daha uzun ömürlü
olması için bunlara dikkat edilmesi gerekiyormuş. Ben de size buna aktarayım. Zaten siz de eğer alacak olsanız bunlara dikkat edersiniz. Evet. Giderken şöyle bir ödemiş sanayisini de göstereyim istedim size. Ödemişimizin küçük ama son derece yetenekli sanayisi. Geçenlerde şöyle bir olay oldu. Buradan yağ almaya gelmiştim. Ben iki zamanlı yağ almaya gelmiştim. Burada bir tane ustayla denk geldik. Ben onu tabii tanımıyordum. Sen köyde yaşam kanalındaki çocuk değil misin dedi bana. Evet abi dedim ben. O dedi biz sizi sürekli izliyoruz dedi. Ali ustaymış. Burada selam olsun kendisine. Çok şaşırmıştım yani. Hani benim böyle normal vatandaşlarımız izleyebilir ama sanayiden izleneceğimi hiç düşünmüyordum. O da bir tuhafıma gitmişti. Bayağı bir konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Hatta traktörünüz falan arızalanırsa getir ben yaparım demişti. Öyle de bir anım geçti. Bir iki gün önce denk geldim daha. Böyle işte. Ben de çalıştım bu arada burada. Liseyi ben motor bölümünde okudum. Hatta eski ustamın sokağın dükkanının önünden geçeceğiz şimdi. Şurada çalışmıştım ben bir yıl boyunca. Cengiz Oto tamirhanesinde. Sonrasında üniversitede grafik tasarım okudum. Devam etmedim mesleğe. Etsem güzel olurdu. Yalnız meslek çok güzel bir meslek. Ama üniversiteye gitmeye karar verdim. Verdik daha doğrusu. O şekilde motor bölümünden uzaklaştık. Evet, şimdi köyümüze geldik. Makinemizi indirelim. Çok buradan şey değil mi? Hadi. Dur. Geri bırak. Geri bırak. Ya geri bırakacak burada bir şey oldu. Geçti. Şuraya dikkat etmen gerekiyor senin. Taş getir oradan. Evet, çapalamamızı topladık, makinemizi. Şimdi en son şey demiştim ben, tamircimizin bize bu makineyi kullananlara tavsiye ettiği şey. Bu hava filtresini mutlaka ihmal etmeyin. Hava filtresini mutlaka belli bir seviyede yağ olması gerekiyor. 10-40 yağ katılması gerekiyormuş. Bu hava filtresinde sürekli yağ olması lazım ki karbüratördeki gidebilecek tozlara engel olsun. Bir de hava filtresinde yağ olduğu için mesela sarsıntılı bir makine bu. Hava filtresindeki filtreye yağ bulaşıyor sürekli. Onu da mesela motorun gücünün azaldığını hissettiğiniz zaman veyahut da arada bir böyle çapa yaparken o filtreyi benzinle yıkarsanız
benzin katarken falan filtreyi çıkarıp benzinle yıkarsanız çok güzel olur. Çünkü o filtreye yağ bulaşıyor. Bu sefer filtre yağlanınca hava geçmesine engel oluyor. Daha çok yakıyor çapalama. Hani yakıt bakımından safiyata artıyor. Bayağı bir artıyor. Eğer dediğimi yaparsanız hava filtresini, yağsına dikkat ederseniz yakıtınız bayağı bir düşer. Çok fark ettiriyor, o aklınızda bulunsun. Motorun yağsını 100 saatte bir değiştirmek gerekiyormuş. Mutlaka motorun yağsına dikkat et dedi. Uzun ömürlü kullanmayı istiyorsan buna dikkat et dedi. Şanzıman yağına da sürekli dikkat edeceğiz. Şanzıman yağını o kadar değiştirmeye gerek yok. Ama arada bir onu da değiştirsek güzel olur. Şanzıman yağı özellikle ilk yağsıysa bir 50-60 saat sonra değiştirsek çok güzel olur. İkinci yağlarda o kadar şey istemez de. Ama ilk yağsının değişmesi gerekiyor. Çünkü parçalar olabilir. Motorun yeni yeni alıştığından küçük küçük parçalar olabilir yağın içinde. Bir 50-60 saat sonra şanzıman yağısının da değişmesi lazım. Bir de motoru devirli kullanmamız gerekiyormuş. Hani boğmadan kullanmaya çalış dedi. Bu şekilde yani konuştuğum tamirciden böyle tavsiyeler aldık. Bilmeyenler vardır. İlk aldığınız zaman mesela makineyi yeni aldıysanız makinenin içine çok az bir motor yağı, çok az bir şanzıman yağı katıyorlar. Buna %100 dikkat edin. Motoru yersiniz, ilk alır almaz motoru yakarsınız. Yağsını kontrol etmeden asla çalıştırmayın. İlk önce yağlarını kontrol edin. Şanzıman yağının kontrolü buradan yapılıyor. Motor yağının kontrolü hem buradan hem buradan da yapabilirsiniz. Aynı şekilde dolumlar oradan oluyor. Motor yağının boşaltımı buradan oluyor. Bakın sol tarafta şu vidadan. Şanzıman yağının boşaltımı da şurada en altta bir tapa var. Buradan oluyor. Buradan boşaltılıyor. Motor yağı buradan. Şanzıman yağı alt taraftan. Dolum yerleri zaten burada. Kontrol yerleri de burada. Motorun iki tane var. Kontrol ve dolum yeri. Onu neden iki tane yapmışlar bilmiyorum. Onu da oradan kontrol edersiniz. Bugünlük bu kadardı. Çapalamamız bayağı bir işimizi gördü ama şu birkaç gündür bizi o da uğraştırdı. İlk büyük arızasını da verdi. Tabii demişe kadar götürmek zorunda kaldık. Az önce gördüğünüz annem de zar zor arabadan çıkardık. Bunu yüklemesi daha da zordu. Orada indirmesi kolay oldu. Karşımda bir erkek olunca o sorun olmadı da annemle beraber zor oldu gerçekten. Bugünlük bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, bizim de hatamız eksiğimiz varsa çapalama kullananlar, özellikle tecrübe ettikleri konular varsa bunu da yorumlar kısmına yazın. Görürsem gördüklerimi olabildiğince sabitlemeye çalışacağım ki diğer kullanıcılar da faydalansınlar. Bizleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.